Türk Konfed'in yani bizim bağlı bulunduğumuz konfederasyonumuzun üyesi olduğumuz konfederasyonumuzun Gezi Parkı eylemleriyle alakalı bir basın açıklaması oldu. Ulusal basında yer alan, ulusal basında paylaşılan bir basın açıklaması oldu. Biz de bu basın açıklamasını onayladık. Bu tip durumlarda örnek veriyorum, alkol yasasıyla ilgili de ticaret odasının bir basın açıklaması olmuştu. Biz onun da altına imza atarak paylaşmıştık. Açıkçası birazcık sağduyulu durmak, biraz da olayları izlemek adına başkaca bir basın açıklamamız, bu konuda bir söylemimiz olmadı. Fakat kamuoyundan ve üyelerimizden gelen tepkilere baktığımızda Mesihan sanki bu konuya duyarsız kalıyormuş gibi bir izlenim edindik. Bunu gidermek ve pozisyonumuzu tekrar paylaşmayı duyuyorum. Sizlerle paylaşmak istediğiniz fikirlerimiz. Merhaba, hoş geldiniz. Her TC vatandaşına bir sorumluluğu istediği yerde ve zamanda protesto etme hakkı anayasamızda sınırları da belirtilerek tanınmıştır. Tek yapılması gereken polisimizin de vatandaşlarımızın da yasalara riayet etmesidir. Olayların daha da büyüyerek çözümsüzlüğe doğru meyletmesinden nemal alacak grupları, provokatörleri, Sayın Başbakanımızın da işaret ettiği cepheleri ayıracak olursak, vatandaşlarımızın, gençlerimizin yanlış buldukları herhangi bir konuda protesto hakkına saygı duyulmalı, onların güvenliği sağlanmalı, provokasyonların önüne yine kendi vatandaşlarımızla geçilmelidir. Ne bir vatandaşımız polisimize ya da kamu malına ne de polisimiz öfkesine yenik düşüp vatandaşımıza zarar vermemelidir. Karşı karşıya gelmiş gruplar aynı milletin, aynı gücün, enerjinin parçalarıdır. Polisimiz şehit düştüğünde ağlayan kişiyle tırnağımıza zarar gelse başvurduğumuz kurum karşı karşıyadır. Bir iş adamları örgütü olmamız sebebiyle olayın ekonomik boyutu, esnafın durumu gibi konularda da kendimizi sorumlu hissediyoruz. Yaşanan olayların ekonomik yansıması kesinlikle çok tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Ülkemizin imajı zedelenmekte, yabancı basın ülkemiz hakkında ahkam kesmeye başlamakta, çoğu günlük cirolarıyla yaşayan, olaylara yakın uzak tüm esnafımız günlerdir iş ve ciro kaybı yaşamaktadır. Bu krizin büyümesinden mutlu olacak çevreler bizden değildir. Bunun önüne geçilmesi için devletimizin şefkat, anlayış ve çözümcü yaklaşımına ihtiyaç vardır. Bunun yanında eylem yapan vatandaşlarımızın da yapıcı, şiddetten uzak, atılacak adımlara açık, demokratik hak sınırları içinde olmaları, provokasyonlara dikkat etmeleri gerekmektedir. Bodrum'da yapılan eylemlerde Bodrum Emniyet Müdürü Sayın Ömer Akgün'ün sağduyulu ve sabırlı kriz yönetimi örnek göstermektedir. Bodrum'da yaşamaya alışık olmadığımız ve yakıştırmadığımız olayların tekrarlanmaması için Bodrum halkının sağduyusuna ihtiyaç vardır. Bodrum her zaman olduğu gibi demokratik haklarını örnek teşkil edecek güzellikte sonuna kadar kullanacaktır. Devlet ve halk olarak hep birlikte daha demokratik, daha güçlü, daha huzurlu bir ülke için mücadele ettiğimiz güzel günler dileğiyle ve siyah kentik kurulu. İzin verirseniz bir şey sormak istiyorum. İstanbul'da başlayan gezi, protesto ve eylemler Türkiye geneline yayıldı. Bodrum'da da ilk gün ve ikinci gün şiddetli gösteriler oldu. Bunların Bodrum'a yansımasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani gerek turizm açısından, gerek de iş dünyası açısından olumsuz etkileri var mı? Yoksa olumsuz etkileri oldu ama atlatıldı mı? Olumsuz etkileri oldu ve atlatıldı diye düşünüyoruz. Zaten açıklamamızda da tekrar edilmemesini diliyoruz. Yoksa Bodrum'da belediye meydanında toplanan güzel Bodrum halkının hiçbir zaman esnafa zararı olmamıştır. Bu şiddet taşkınlık noktasına, polisimize zarar verme noktasına, ki bildiğim kadarıyla orada değildim ama Bodrum emniyet güçleri İstanbul'da tasvip etmediğimiz orantısız gücü kullanmadı. Çok sabırlı ve sağduyulu davrandı bir yere kadar. Bir yerden sonra sanıyorum ilk koptu. Yani bu tip olaylar yaşanmadığı takdirde gösterilerin, eylemlerin esnafa zarar verecek boyuta ulaşacağını düşünmüyoruz. Bu anayasal bir haktır ve dediğim gibi Bodrum meydanı sık sık herhangi bir konuda eylemlere sahne olur. Bunlar da hep şenlik havasında geçen ilk gün emniyet müdürümüzü de orada
arasındaydı. Sınırları iyi çizmek, amacını aşmamasını sağduyuyla sağlamak gerekiyor. Ekonomik olarak yansıması Bodrum'daki bizim yakıştırmadığımız olaylar diye adlandırdığımız olaylardan ziyade, hani o yaşandı ve atlatıldı, bir daha da tekrar etmedi, etmeyeceğini umuyoruz, talep ediyoruz. Ülke çapındaki gelişmelerin ekonomik yansımaları bizi endişelendiriyor. Başbakanımızın da faiz lobisi diye adlandırdığı bir lobi var ise, bu lobi bizden değil. Bunun zararı da yine bize vergi veren, istihdam yaratan esnafa yansıyor. Turizm bölgesiyiz. Ülkemiz Avrupa'da ya da turist çektiğimiz bölgelerde imaj sorunu yaşamaya başladı. Yabancı basın dediğim gibi ahkam kesmeye başladı. Her ne kadar ülkemiz basınının yetersizliğiyle de alakalı olsa da bu. Ben yabancı basının çok da samimi bulunmaması gerektiğini, satı aralarının iyi okunması gerektiğini düşünüyorum. Keşke bizim basınımız bu olayları olduğu gibi yansıtsaydı da onlara ihtiyacımız olmasaydı. İlterler var mı? Somut bir bilgi yok aslında.